Hazır EQ'dan ve IQ'dan, daha doğrusu EQ'dan bahsettik. Hazır bundan bahsetmişken şu IQ ve EQ'nun bir farkını size soralım. Evet. Ve böylece bir karışıklığı karışıklığı ortadan kaldıralım. Evet, şimdi buradaki temel sıkıntı şu. EQ ile IQ'nun farkı anlatmaya bile değer bir şey değildir. Çünkü insan zihninin bir özelliği var. İster bilim insanı olun, ister efendim başka bir işle uğraşın, ister işsiz güçsüz bir işte sokakta oynayan bir çocuk olun, fark etmez. İnsan zihni kategorilerle çalışır. Bir şeyleri kategorilere ayırdığımız zaman rahatlarız. Onlara bir etiket taktığımızda onları anlamışız gibi bir his oluşur. Aynı şey zeka probleminde de karşımıza çıkıyor. İnsan zekası dediğimiz şeyi tanımlamaktan hatta anlamaktan çok aciz olduğumuz için biz bu zekayı ölçebildiğimiz modüller cinsinden tanımlama alışkanlığı geliştirmişiz. Yaklaşık 100-150 yıldır da bu alışkanlığımız devam ediyor. Tabii bu yani bilimin her alanında böyle. Doğayı bile anlayabildiğimiz kanunlar, yapılar, örüntüler şeklinde sınıflandırıp bunun adına bilim diyoruz ama insan zekası gibi temel düzeyde anlamamız gereken ve hatta yapay zekayı üstüne tasarladığımız yani ondan örnek alarak yaptığımız bir şeydir yapay zeka. Onu bile bunu temel alarak yapıyorken aslında bu kolaycılık biraz bize sıkıntı çıkarıyor. IQ ya da işte zeka katsayısı, intelligence quotient denen hikaye bilgisayarın yapabildiği seri işlemler, entelektüel veri tutma becerisi ve sayısal işlem kapasitesi gibi bilgisayarvari algoritmik özelliklerimizi ölçen testlerin insanlara dair verdiği skorlardan ibarettir. Daha sonra 1990'lı yıllarda işte popüler olan duygusal zeka dediğimiz mesele, EQ diye geçen meselede işte Daniel Goleman'ın dünyada meşhur ettiği İnsanın kendisinin ve başkalarının duygularını okuyabilme tipteki zekasının bizim ölçebildiğimiz şekliyle skorlandığı bir test sonucuna verdiğimiz bir isimdir. Yani bunun insan zekasıyla alakası yoktur. Bunlar bizim ölçebildiğimiz test sonuçlarına taktığımız isimlerden ibarettir. Zeka sorun çözebilme yeteneği demektir. Bu belki de benim Açık Beyin kurulduğundan beri en fazla anlattığım şey olabilir ama tekrar olsa da önemli değil. Bu tip konular tekrar rahatsızlığa ve levkane 180 sınıfına girer. Yani ne kadar çok tekrar etsek o kadar iyi. İnsan zekası sorun çözme becerisi açısından ele almamız gereken bir şeydir. Ve insanın sorun çözebilme aralığına baktığımızda yani çözebildiği sorunların dağılımına baktığımızda Mars'a da gidiyor, kavga eden arkadaşların arasında buluyor, taş balta da yapıyor, efendim dişindeki bir şeyi de kürdanla da çıkarabiliyor. Yani bunların hepsi insanların çözebildiği problemler skalasında ve skala adeta sonsuz. Ve bu sonsuz skalada sosyal, doğal yani tabiatta olan, duygusal, algoritmik, IQ'da olduğu gibi, kozmik bir sürü farklı bileşen var. Ve insan zekasının muhteşem tarafı algoritmik ya da modüler olmaması. Her birimiz belli zeka tipleri diye o sınırlandırmaya çalıştığımız şeyler var ya, bu arada sadece EQ ve IQ'dan ibaret değil zeka testleri. Şimdi social intelligence çıktı, natural intelligence çıktı, fractal intelligence çıktı, empathic intelligence çıktı falan filan tonla şeyler var ve bunların hepsi yeni geliştirdiğimiz testlerle ölçebildiğimiz şeylerin adı aslında. Bir insanın zeka tipini temsil etmiyor. Bütün bunları ve daha fazlasını kapsayan insan zihni bizim kategoriye sokma alışkanlıklarımıza direnmeye çok şükür ki devam ediyor. Bu testleri yapmanın bunun sadece testlerle ilgilenmek olduğunu unutmadığımız sürece yani meselenin sadece test ve sonucu olduğunu aklımızdan çıkarmadığımız sürece bir zararı yok. Ama IQ'nun gerçekten bir insanı tanımladığını düşündüğümüz andan itibaren baltayı taşa vurmaya başlıyoruz. 70'ler ve 80'ler bunların trajedileriyle geçti. Hala arka şoklarını yaşıyoruz, artış şoklarını. Mesela okulda başarılı olan çocuğa biz başarılı dedik. IQ'su yüksek olduğu için derslerden yüksek not aldı, iyi üniversiteleri kazandı. Fakat ondan sonra bu insanlar hayatları boyunca mutsuz oldular ve biz bunun niye böyle olduğunu bir türlü çözemedik. Sonra dedik, aa bu çocuk duygulardan mahrummuş. O zaman EQ yapalım dedik. Duyguların da her şeyi çözmediğini yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Zira biz insan zihnini kategorize edip ayırdığımızda problem yaşamaya başlıyoruz. Ve bunun en önemli sıkıntısı da şu, temelde söyleyeyim. Mesela bana IQ testi yaptılar, ben normal çıktım. Ben anormal olduğumu biliyorum fakat IQ testinde normal çıkınca sinirim bozuldu. Bir çocuğa IQ testi yapıyorsun, üstün zekalı çıkıyor. Hele ki çocuk bunu duyarsa hayatı kararıyor. Zaten çocuğun uyumu zor. Bir de kendisinin farklı olduğunu fark edince yani bir insan ona bunu bildirince hayatı daha bir zor hale geliyor. Düşük IQ'lu diye yaftaladığınız insanlar bir şekilde toplumda aptal sınıfına itiliyorlar ya da kendilerini aptal olarak algılamaya başlıyorlar. Halbuki ölçebildiğimiz şeyin sadece insanın milyonda biri olduğunu düşünecek olursak. Mesela bir disleksik çocuğu, yani bu okuma yazma problemi var ya disleksi. Böyle bir çocuğa test yaptığınızda düşük zekalı bulacaksınız. Fakat bakacaksınız literatüre, işte bilim insanlarına, düşünürlere, neredeyse üçte biri disleksik. Şimdi bu bize bir şey söylüyor. Bizim testlerimiz her zaman
Hatta hiçbir zaman insan kapasitesini kapsamıyor. Bizim testlerimiz sadece test aşkına çalışıyor ve biz o testin sonuçlarını bir şey zannediyoruz. Lütfen çocuklarınıza bilmem ne kişilik testleri, bilmem ne zeka testleriyle yafta biçmeyin. O testler sadece o testin kapsama alanına giren performansla çocuğunuzun iyi ya da kötü olduğunu söyleyebilir. Ama insan performansı çok boyutlu bir konudur. Ve bu her insanın üzerinde ayrı ele alınması gereken bir soru. Hazal bir şey diyecek. Evet hocam, ben biliyorsunuz ki aynı zamanda test uygulayıcısıyım. Çocuklara da zeka testleri yapıyorum. O yüzden gelen velilere de bunu her zaman sizin bahsettikleriniz gibi anlatıyoruz. Biz burada adı zeka testi olabilir, bir uygulama olabilir. Fakat ölçtüğümüz şey oradaki bir zeka değil. Evet bir skor görüyoruz ama bu skor neyi temsil ediyor? Biz aslında ölçtüğümüz şey zeka testlerinde bu çocuğun yönelimi nereye? Hangi alanlarda daha becerisi var? Hangi ki alan... sadece bunu zeka testi skoru üzerinden de yapmıyorsunuz. Değil. Bir sürü ekstra parametre de katıyorsunuz ki onlar bile yetersiz. Onu da gözlemliyorsunuz. Hala yetersiz olduğunu belirtiyoruz ki zaten oradaki psikoloğun gözlemi de çok değerli oluyor. Aileden, öğretmenden gelen bilgiler de çok bizim için değerli oluyor. O örüntüsel bakış mesela, söze gelmeyen, teste dökülmeyen, tecrübeyle bir şekilde devreye sokabildiğimiz, ya bu çocuk şöyleye benziyor dediğimiz o bilgece bakış, onu hiçbir teste sokamıyorsun ve çoğu zaman doğru yolu bulmanı sağlayan danışmanlık da o oluyor aslında. Ailelerin işine yarayan o. Bu testlerin hiçbiri lüzumsuz falan demek değil. Bu arada onu almayın. Ama teste çocuğunuzu sıkıştırmayın. IQ testinde başarılı olmak eğitim başarısıyla korelidir. İnsan olmaya da hayatta başarılı olma açısından hiçbir anlam ifade etmez. Diğer bütün zeka testleri de tek başlarına o kategoride bir iyi ya da işte vasat olmayı gösterir. Ama diğer açılardan hayatta dün gelme ya da başarılı olma, daha iyi sorun çözebilme adına çok bir şey söylemez. Çünkü hayat son derece kompleks, okul gibi algoritmik olmayan, sürprizlerle dolu, belirsizliklere açık bir durumdur. Kim derdi ki 21. yüzyılın 5'te 1'inin geride kaldığı günlerde bütün dünya işte efendim yayılan bir virüs nedeniyle evlerine kapanacak, böyle kös kös oturacak. Bu bilinmez bir şeydi ama şu anda bir realite. Bu realiteyle en iyi başa çıkanlar kimler? Çok boyutlu zeka ve sorun çözme yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilen cesur insanlar. O yüzden niye söylüyoruz? Yeni dünyanın cesur insanı. Yeni dünyanın zeki insanına ihtiyacımız yok. Yeni dünyanın cesur insanına ihtiyacımız var. Hangi tip zekanız olursa olsun cesaretle adım attığınızda hepimizin hayatını daha iyi yapacaksınız. Cesaret aptallık değil bu arada. Lütfen diğer konuyla ilgili anlattıklarıma şöyle bir göz atın. Cesaret neyi yapacağını bilerek özgüvenle, özbilinçle harekete geçme yeteneği, korka korka da olsa adım atma becerisini gösterebilme demek. Eğer bunu yapıyorsunuz dünyanın en zeki insanı sizsiniz efendim. Size selam olsun diyorum. Sevgiler. Dantara bağlayacağız. Yapacağım. Ya nasıl canlı yayın? Gel gel. Canlı herkes gelsin. Ben de geleyim hocam. Gel sen de gel. Ben de geleyim. Hazal'ın hayranları bozuk çalmış. Hazal da gözüküyor. Hocam. Mustafa Can da gözüküyor. Evet arkadaşlar. Ekranda genellikle beni görüyorsunuz ama arkamda böyle tekerleme desteği veren arkadaşlarım da var. Onlarsız bu yayın asla mümkün olmazdı. Kitap önerisi yaparız. Bak Osman kitap önerisi istemiş. Osman, bundan sonraki soru yorumda bir dizi kitap önerisi yapacağız. Hazalım Turman. Tamam. Şey ben hemen söyleyeyim. Tüm sistemler büyümeyle motivasyonludur. Kapitalizm bize bunu öğretir. Küçülme diye bir kitap var, yazarını hatırlamıyorum. Bana da Güneş'in tavsiye etti. Çünkü bakış açını değiştir. Büyümeye odaklı yaşamak zorunda değilsin. Küçülerek de yaşamak mümkün. Enteresan bir formül. Çeşitli makalelerden oluşuyor. Küçülmeyi zorlayın. Her kitapçıda bulunmuyor. Gerçekten yaşamda alternatif bir zihinle bakmayla ilgili bir pratik olabilir elinizde. Madem küçülmeyle ilgili bir şey söylüyoruz, o zaman bir de çok yakın bir konuyla alakalı. Bu sefer ben yazarını hatırlıyorum ama. Ernst Schumacher. Schumacher diye aklınıza bulunsun. Küçük güzeldir. Okuyun, hayatınız kaysın. Aynı konuyla ilgili. Neden küçüğün daha sürdürülebilir olduğunu anlatıyor. Ya böyle küçük küçük demişken böyle azla yetinin demek istemiyoruz. Ama fazlasına da gerek yok. Abartmıyorum lan. Ekranda ne güzel gözüküyor. Sepet gibiyim. Ben direkt şey yalnız. Tatil ajandasında yolculuk satar adama benziyorum. Ajanta. Hocam bayağı. Daha çok sen otobüsü süren adam. Ha valla. Hazal muhabir. Ben de arka tarafta sorun çıkartan, şoföre sorun çıkartan da adamım. Bunu yapalım ya. Bu görüntü çok güzelmiş. Tipe bak Allah aşkına. Şey, eski Zaga'daki skeçlere veriyor. Evet skeç gibi oldu. Uzaydılar. Siz de bu kadar çıkıyorsunuz ediyorsunuz ama kendinizi görünce gene bu kadar sevinmediniz. Valla ama baksana ne güzel gözüküyor. Ben hep kameraya bakıyorum. Kendimi görmüyor musun? Söyle Mustafa. Kitap tavsiye için. Cehenneme Övgü. Aa benim favorimdir. Gündüz WhatsApp. Evet ben okuyorum Cehenneme şu anda. Cehenneme Övgü. Cennetin yani, dibi. İkilemedirler. Mükemmel. Ay özür dilerim kestim. Heyecan yaptım duyunca.
Cem iyi ışık alıyorsun diye bana oranla hava atma şimdi yani. Işığımı paylaşırım ben. Evet, gerçekten Mustafa fotomontaj gibi duruyor yani. Sen iyi bir de böyle kötü fotomontaj, fotoğraftan kesinlikle yapmış. Evet, evet. Gündüz Vassaf'ın gerçekten Cehenneme Örgüsü'nün ilk 3 bölümünü galiba 3-4 bölümünü okudum. Evet. O duruyor ama araya pandemi girdi. Yalan. Hazal sen de küçük hesap ettin gibi. Işık vermek için geriye çekildim. Çok sevdim ya. Bundan sonra böyle paso geyik yapalım. Evet. En son soru neydi? Ben de ona yorum yapmak istiyorum. IQ. Zeka nedir üstünden canlan varken bir şey söyleyemem ama zeka stabil bir şey değil. Bununla alakalı altını çizmek istiyorum. Yani IQ'nuzun 130 olduğunu varsaydığınızda ömrünüz boyunca stabil şekilde IQ'nuz 130 devam ediyor. Mesela çişiniz gelince IQ 63'e düşüyor. Ya da mesela evet, benim öyle oluyor gerçekten. Kıskançlık yaşayınca duygusal olarak hazırlıksızsa IQ 57'ye düşüyor. O yüzden mesela şey soru soruyoruz. Bu kadar eğitimli adam, bu kadar zeki bir adam nasıl bu kadar malca bir yaptı bu konuyu? Niye bunu düşünemedi falan sorusu hep bununla alakalı. Duyguların dengede değilse zeka bir halta yaramıyor. Arkadaşlar. Ayıplı kelimeleri sana söylüyorum. O yani. Ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceğim. Bir çişin gelmeye bakar bak. Yani çiş geldi mi gidiyor. Sinan Canan yanında zekayla ilgili ukalalık yaptım ama az önce. Estağfurullah. Yemin ediyorum yani. Efendim burası açık beyin. Biz burası mutfak. Beraber pişirip beraber yiyoruz efendim. Ben Masterchef olabilirim ama hala tuzluğun nerede olduğunu bilmiyorum. Öyle bir sıkıntım var. Güzel bir şey. Aynen öyle. Güzel. Elim işe yetişmez diğerleri olmayınca. Gel abi gel gel. Gel sığarsın. Aa ne haber? Merhaba. Şu anda canlı yayındayız. Rezil Rüsvan olduk şu an. Daha çok şeye benziyor. Evet yaklaşık bir 15 saniye lagımız var. Bu arada niye boş boş bakıyor diyorsunuz? Monitöre gelmemizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendimizi gibi bakar mısın? Bir sepette 5 yumurta isimli. Daha çok. Son bir soruyu hep beraber cevaplayalım. Ben bakıyorum şimdi. Son bir soru gelirse. Hemen ben soru alıyorum. Şu kestim. Evet. Al bir tane soru bakayım. Son bir soruyu bir Tutku nedir? Herkesin içinde var mıdır? Olma mı? Valla ben çikolatalısını biliyorum. Böyle içinde çikolata olan tutku. Reklam aldık. Alttan var. Ürün yerleştirme. Mutluluktan içilir mi? Şimdi arkadaşlar onunla ilgili çok özlü bir sözümüz var biliyorsunuz. Alkol hiçbir şeyin içerisi değildir alkol içmek. Ama evet. Su içmek de bir şeyin içerisi değildir. Dolayısıyla evet. İçerek çare olunmaz. Olmaz ilaç. Bence yavaş yavaş vedalaşalım. Evet. Mevzumuz gittikçe cılkı çıkıyor. Ama güzel oldu değil mi böyle evet, sepet gibi oturduk. Olacak o kadar gibi oldu. Bir de ben... Olacak. Arkadaşlar bugün kazara Açık Beyin ofisinden bir canlı yayın yapalım dedik. Sonucun böyle olacağını bilsem emin olun yapardım yine. Daha önce yapardım. İyi oldu. Dolayısıyla görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum. Bir sonraki soru yorumda beraber olmak dileğiyle. Şen ve esen kalın. Kapat Ozan, kapat rezil edin.